Yukarıdaki cümlede Türkiye'nin hangi ekonomik potansiyelinden söz edilmiştir? Türkiye zengin bir mirasa sahip olup adeta açık hava müzesidir. Burada Türkiye'nin müze olma fonksiyonundan bahsedilmiş. Müzelerin ekonomik değeri yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmesine bağlıdır. Bundan dolayı müzelere bağlı olarak gerçekleşen etkinlik turizm faaliyetidir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan dünya miras listesindeki doğal ve kültürel varlıklardan biri değildir? Pamukkale Travertenleri, Nemrut Dağı Harabeleri, Ani Harabeleri ve Kapadokya Yöresi UNESCO tarafından dünya kültür miras listesine eklenen yerlerdendir. Fakat Van Gölü böyle bir yer değildir. Dünya kültür miras listesine eklenmiş değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen kültürel değer aşağıdakilerden hangisidir? Yüksekliği 10 metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer almaktadır denilerek anlatılan kültür miras listesindeki değerimiz Nemrut Dağı'dır. Yani Adıyaman'daki Nemrut Dağı Komagene harabeleridir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda Türkiye'yi sembolize eden eser şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sümele Manastırı Trabzon'da bulunur, Selimiye Camii Edirne'de bulunur, Hierapolis Antik Kenti Denizli'de bulunur, İshak Paşa Sarayı Ağrı'dadır fakat Divri Ulu Camii Sivas'tadır, Konya'da verilmiş. Bundan dolayı yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda söz konusu edilen eser haritada hangi numara ile gösterilmiştir? Ağrı Doğu Beyazıt'ta bulunan eser Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biridir denilmiş. Burada bahsedilen eser İshak Paşa Sarayı'dır. İshak Paşa Sarayı'dan bahsedilmiş. Ağrı Doğu Beyazıt Haritada gösterilen yerlerden bir numaralı bölgedir. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Hitut uygarlığının başkenti Hattuşa'dır. Hattuşa aşağıdaki il merkezlerinin hangisinin sınırları içerisinde yer alır denilmiş. Hattuşa Çorum ilimizin sınırları içerisinde yer alır. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Kültür Miras Listesi'ne diğerlerinden daha sonra dahil edilmiştir? Bursa Cumalı Kızık Osmanlı kalıntıları 2014 yılında Safranbolu şehri 1994 yılında Konya Çatalhöyük 2012 yılında Divriği Ulu Cami 1985 yılında ve Aydın Afrodisyas kalıntıları 2017 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne dahil edilmiştir. Türkiye'de en son dahil edilen yer Şanlıurfa'da yer alan Göbekli Tepe Tapınağı'dır. 2018 yılında da Göbekli Tepe Göbekli Tepe Dünya Kültür Miras Listesi'ne eklenmiştir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen ve UNESCO miras listesinde de yer alan varlıklarımız hangisidir denilmiş. Bir numaralı bölgede Kapadokya yöresi bulunur. Yeraltı şehirleri vardır. Peribacıları bulunur. İki numaralı bölgede ise Travertenler bulunur. Denizli travertenleri, Pamukkale travertenleri bulunur. Ayrıca Hieropolis antik kentidir. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda sözü edilen mekan aşağıdakilerden hangisidir? Volkanik kayaçların aşınması sonucunda oluşmuştur. Kayaların içerisinde oyulmuş kiliseler bulunur. Orta Anadolu'da yer alır denilmiş. Burada bahsedilen mekan Göreme ve Kapadokya Milli Parkı yöresidir. Burada peri bacaları bulunur, kaya kiliseleri bulunur ve Orta Anadolu'da Nevşehir, Göreme yöresinde yer alır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda Türkiye'yi sembolize eden varlıklardan hangisi hem doğal hem de kültürel değerdedir? Selimiye Camii ve Külliyesi, Truva Antik Kenti, Safranbolu şehri ve İstanbul'un tarihi alanları bunlar kültürel değer taşıyan yerlerdir. Fakat doğal özellikleri yoktur. Göreme ve Kapadokya yöresinde ise hem Kapadokya gibi e, yeraltı şehirlerin bulunması, kaya kiliselerinin bulunmasından dolayı kültürel özellik taşır. Ayrıca peribacalarının bulunmasından dolayı da doğal özellikler taşır. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki habere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? UNESCO Birleşmiş Milletlere bağlı bilim ve kültür örgütüdür. Bu bilgi doğru. Dünya miras listesine UNESCO tarafından belirlenir. Evet, bu liste UNESCO tarafından belirlenir. Dünya miraslarında yer alan varlıklar koruma altındadır. Koruma altına alınır. Bu bilgi doğru. Dünya miras listesinde yalnız kültür varlıklarımız yer alır denilmiş. Doğal ve kültürel varlıklar yer alır. Bundan dolayı bu bilgi yanlıştır. Dünya Mirasları Listesinde doğal ve kültürel miraslar yer alır denmiş. Bu ise doğru bir bilgidir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Antik çağda Likya'nın önemli bir merkezidir. Antalya ve Muğla il sınırları içerisinde yer alır. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alır denilmiş. Yukarıda bazı özellikleri verilen kültür mirası aşağıdakilerden hangisidir? Bu Santos Leton kentidir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir.